Kongre ara seçimlerinde seçmen katılımının düşük olması normaldir ancak bu durum bu yıl Başkan Obama ve Demokrat Partiyi kaygılandırıyor. Başkanlık seçimlerinin yapıldığı yıllarda olduğu gibi seçmenin aynı istekliliği, aynı katılımı göstermesini sağlamalıyız. Buna ihtiyacımız var. Cumhuriyetçi Parti, halkın Başkan Obama'ya verdiği desteğin düşük olmasına güveniyor. Uzman Charlie Cook, sağlık reformundan memnun olmayanların sandık başına gideceği görüşünde. Başkanlık seçimlerinde katılım her zaman büyük olur. Birçok kesimden seçmen oy kullanır. Ancak kongre ara seçimlerinde daha çok beyaz, muhafazakar, cumhuriyetçi seçmen sandık başına koşar. Katılım düşüktür. Demokrat Parti anketçisi Selin Dallayke e göre bu durum Demokrat Parti için büyük bir sorun. Ara seçimlere katılım Demokrat Parti için son derece önemli. Özellikle de ekonomiden memnun olmayan genç nüfus, bekar kadınlar, siyahlar, Latin kökenliler bizim ana seçmen kitlelerimiz. Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, sağlık reformu ve ekonomiye odaklanacaklarını söylüyor. Amerika'daki istihdam sorununu çözmemişken kalkıp da ekonomi konusunda diğer ülkelerle daha fazla işbirliği yapma çağrısında bulunmak kibirliliktir. American Enterprise İnstitüsü'nden Carlin Bauman'a göre Cumhuriyetçiler temsilciler meclisinde çoğunluğu koruyacak. Senato'da da önemli kazanımlar elde edecek. Senato yarışı kıran kırana geçecek. Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu elde etmeyi çok istiyor. Kendi istediklerini yaptırmak için de aslında oldukça yüksek sandalye sayısına sahipler. Kasım'daki ara seçimlerde temsilciler meclisinin tamamı 100 üyeli Senato'nunsa 3'te 1'e değişecek. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.